أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ابن هبان'ın المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع adlı müsnedinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz kısım emirler kısmı. Emirler kısmının النوع 95 95. çeşidindeyiz. Çeşit başlığımız الأوامر التي أمرت لأسباب موجودة وعلل معلومة. Mevcut bazı sebepler ve bilinen bazı nedenler, gerekçeler dolayısıyla gelen emirler diyor İbn Hibban bu nevin başlığında. 1651 nolu hadiste kalmışız. Zikrul emri bil iktivai. Ütülenmeyi emreden hadis. Buna ütülenme denmiyordu da ne deniyordu? Yoktu. Dağlamak. Zikrul emri bil iktiva. Dağlanmayı emreden hadis. Limen bihi illetun. Kendisinde illet bulunan kimseye dağlanmayı emreden. Bu dağlanmak çok eski zamanlardan beri insanlığın bildiği bir yöntem. Biraz kaba ama sonuçta yaradı falan fayda veriyor galiba. 1651. Akhbarana el-Hasan ibn Sufyan. Bize el-Hasan bin Sufyan haber verdi. Kale dedi ki: "Haddathana Muhammed ibn Abbad el-Mekki." Bize Muhammed bin Abbad el-Mekki anlattı. Kale dedi ki: "Haddathana ibn Abi Fudayk." Bize İbn Abi Fudayk anlattı. "An ibn Abi Zib." O da İbn Abi Zib'den. "An Zuhri." O da Zuhri'den. "An Urwata." O da Urve'den. عن عائشة أدعى إشدان أن النبي صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم أمر بابن زرارة أن يكوى ابن زرارة'nin dağlanmasını emretmiş. Bu olayı bize kim anlatıyor? Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Okuduğumuz hadis ne Buhari'de ne de Müslim'de yer almış. Hadisle ilgili Elbani sahih notunu düşmüş. İbn-i İbban bundan bu başlığı çıkarmış. Hastalığı olan kimsenin, illeti olan kimsenin dağlanmasını emreden hadis. Bir sonraki hadis 1652. Zikrul illeti lati min ajliha umira as'adu bil iktiva'i. İbn İbban'ın hadis serdetme anlayışı bu. Önce olayla ilgili en meçhul, en az detay olan hadisi veriyor. Sonra detaylara giriyor. İşte varsa detay mesela bu İbn-i Zürare'nin neden bağlanması gerektiğine, ne olmuştu falan detaylar varsa onları da sırayla vermeye devam eder. Mesela burada ذِكْرُ الْعِلَّةِ اللَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اُمِرَ أَسْعَدُ بِالْاِكْتِوَائِ Esad'ın dağlanmasını, neden dağlanması gerektiğini veya dağlanma emrinin hangi gerekçeye dayandığını gösteren veya hangi hastalığa dayandığını gösteren hadis diyor İbn-i İbban zikir başlığında. 1652. Akhbarana Ebu Halife'te. Bize Ebu Halife haber verdi. Kale dedi ki: Haddathana İmran ibn Meysara'ta. Bize İmran bin Meysara anlattı. Kale dedi ki: Haddathana Yezid ibn Züreyya'in. Bize Yezid bin Züreyya anlattı. Kale dedi ki: Haddathana Ma'marun. Bize Ma'mir anlattı. An Zuhriye. O da Zuhri'den. An Enes'in. O da Enes'ten. اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem كَوَا أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Es'ad bin Zürare'yi مِنَ الشَّوْكَةِ galiba batan bir şeyden ötürü, bu herhalde diken değil başka bir şey olabilir, batan bir şeyden ötürü sallallahu aleyhi ve sellem Es'ad bin Zürare'yi dağlamış. Dağlayan Hazreti Peygamber'in bizatihi kendisi de olabilir. Ya da Arapçada bazen bu yani
yaptırmak anlamında da oluyor. Kale Ebu Hatim radıyallahu anh, Ebu Hatim diyor ki teferrada bihâzel hadithi Yezid ibn Züreyya'yın, ravilerden Yezid bin Züreyya hadisin bu haliyle rivayetinde teferrüt etmiş, yalnız kalmış. Hadis nerede var diye bakıyorum. Bu hadiste ne Buhari'de ne de Müslim'de yer almış. Hadisle ilgili olarak Elbani sahih notuna düşmüş. Bir sonraki hadis. Zikrul emri lil halibi. Süt sağan kimseye. İza haleve. Süt sağdığında. En yetruke da'iyel lebeni. Lebenin yani sütün çağırıcısını bırakmasını emreden hadis. He? Sütün çağırıcısı. Böyle şeyde vardır. Genelde bunu şeyde yaşarız. Böyle şey sular vardı ya. Oraya bir miktar su bırakılır. Tümüyle. O suyun çağırıcısı. Tamam. Yani gerisini çağırıyor. Kurutursan ondan sonra bir daha süt alman daha zorlaşır. Çünkü o araları da dolduracak. Bak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emrediyormuş. Sütün çağırıcısını yani da'iyel lebeni bırakın. Şeyde, kurutmayın. Süt, ben suyun örneğini verdim anlayasında. Aynı şey orada da. Tulumada mı çekiyor? Hayır, tulumayla çekmiyorlar. Memeden sağıyorlar ya. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz bırak diyor dipte diyor. O gerideki sütü çağırıyormuş. Hocam böyle ya da yavrular sütü çağırırsa yani onlar nasıl kalacak? Yavruların hakkını bırakmamalı mı? Şimdi eğer da'iyel leben ifadesi İbn-i İbban'ınsa yorumdur diyeceğim. Hadiste geçiyorsa Hazreti Peygamber demek istiyordur. Hazreti Peygamber öyle demiş. Yani sütün çağırıcısını bırakın. Ama bunu sizin dediğiniz gibi kalan süt gelsin diye mi? Yani sonraki sahamda süt gelsin diye mi? Yoksa onu da yavrulara bırakın diye mi? O konuda bir açıklık yok burada. Ama her halükarda yavru da içecek olsa sonra sıraya biz de geçtiysek yine süt gelmesini istiyorsak oraya biraz süt bırakmamız lazım geliyor. Yavru içeceği zaman zaten salmıyor. Yavru içtiği şeyde hayvan bak bir de zaten yavrunun içtiği hayvan sağılmıyormuş bak. Süt vermiyor. Öyle mi? İçilmiyor zaten. Zikrun, peki 1653. Ahbarana Ahmed ibn Ali ibn el-Musenna. Bize Ahmed bin Ali ibn el-Musenna haber verdi. Kale dedi ki, haddethena Ebu Haysemete. Bize Ebu Haysem'i anlattı. Kale dedi ki, haddethena Vaki'un. Bize Vaki'yi anlattı. Kale dedi ki, haddethena el-A'meşu. Bize el-A'meş anlattı. An Yaqub ibn Buhayr'in, o da Yaqub bin Buhayr'dan, an Dirar ibn el-Ezveri, o da Dirar bin el-Ezver'den, kâle dedi ki, ba'athani ahli bilakuhin ilennebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Beni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu lekuh dedikleri, eğer ben yanlış anlamıyorsam, doğurmuş hayvan. İlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir doğurmuş inekle gönderdiler beni ailem. Kale fe eteytuhu biha. O hayvanla birlikte onlara gittim. Fe emrani en ehlubaha. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana onu sağmamı emretti. Fe haleptuha, onu sağdım. Fe kale li, bana dedi ki, fe kale li en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, da'iyellebeni, sütün çağırıcısını bırak demiş. Yani dibini kurutma, dibinde biraz süt kalsın. Hazreti Peygamber biliyor bu işleri, kendisi de hayvan güttüğü için. Ben olsam ne anlayacağım? Getir içelim diyeceğiz. Ama o bildiği için sütün çağırıcısı, geride kalan kısmı kalsın demiş. Nerede var bu hadis? Ne Buhari'de ne de Müslim'de var. Sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu hadisle ilgili Elbani sahih notunu düşmüş. Hocam birçok çocuğunda çobanlık yapmış galiba. Evet. Evet. Bir sonraki hadis. Zikrul emri lil mer'i bi itiyani ta'ati ala rifqi. Bir emreden bir hadisine taatı yani ibadetleri ala rifqi, güzellikle, hoşlukla yapmayı emreden hadis. Yani Cenab-ı Hak ne diyor? Fakra'u ma teyassara minel Kur'an veya fakra'u ma teyassara minhu. Kolayınıza geleni ondan okuyun.
Yani kolayınıza gelen derken yer olarak değil de yani hafif olan, böyle sizi zorlamayacak. Ki bu tilavet de çoğunlukla Kur'an tilaveti, hep namaz eşliğindedir. Yani gece kalkarsınız veya yani Kur'an önce namazda okunur. Ayrı da okunur da. Dolayısıyla ibadetle de iç içedir. Cenab-ı Hak da ibadetin zaten kolay yapılmasını, mutlulukla yani keyif alına alına yapılmasını. Hazreti Peygamber de bu hususta çok dikkat ediyor. Bundan önce de bu hususta hadislerde geçti. فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَمِلُّ حَتَّى تَمِلُّ. Allah sizi bıkmadan bıkmaz. Siz usandığınızda Allah da sizden usanmıştır. O yüzden işi o noktaya asla getirmeyin diyen Hazreti Peygamber var. Bu da benzer bir hadis olsa gerek. İbn-i İbban zikir başlığında ذِكْرُ الْاَمْرِ لِلْمَرْءِ بِاِتِيَانِ الطَّاعَاتِ عَلَى الرِّفْقِ. Taatı, ibadetleri rıfk ile, güzellikle, hoşluk ile مِنْ غَيْرِ تَرْكِ حَبْدِ النَّفْسِ فِيهَا. Kişi kendi nefsinin payını terk etmemeli. Yani böyle bütün bir nefsini bu işe bağlayıp hayattan kendisini koparacak bir şekilde ibadetlere yönelmemeli. Hayır, ibadet hayatla iç içe, hayatın içinde hoş bir biçimde yürümeli. Böyle bir anlayış. O yüzden meşhurdur Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Böyle yeni yeni insanlar bazı ibadetler yapmaya başlamışlar. Böyle taşlar maçlar derliyorlar, topluyorlar. Kendilerince daha başka zikir mikir falan çeşitleri yapıyorlar. Böyle görünce demiş ki Hazreti Peygamber'in sünnetini şöyle 3 aşağı 5 yukarı yapmak bunları gece gündüz yapmaktan daha hayırlıdır. Yani Hazreti Peygamber'den öğrendiklerimizi o ne yapıyordu? Şöyle yapardı, öyle yapardı. Bunları kişi kendi ayarınca işte 3 aşağı 5 yukarı yapması şunları gece gündüz yapmasından daha çok getirisi vardır, daha çok yarar sağlar. O yüzden bunla, bu hususta Hazreti Peygamber'in sünnetinde çok vurgu var. Evet, zorluğa doğru giden bütün süreçler tıkanmış, engellenmiştir. Ancak ne var ki bu yine daha sonradan engel olunamamış. İnsanlar bırak Hazreti Peygamber'in yaptıklarını fazla fazla yapıp zorlamayı, üstüne yeni yeni ibadetler, yeni yeni ritüeller ihdas etmekten geri durmamışlar. Ve bunu yaparlarken güya Allah katında onlar da seviye kat ediyorlar. 1654. Akhbarana İbn Kutaybe, bize İbn Kutaybe haber veriyor. Kale dedi ki: Haddesena Harmele İbn Yahya, bize Harmele bin Yahya anlattı. Kale dedi ki: Haddesena İbn Vahb, bize İbn Vahb anlattı. Kale dedi ki: Akhbarana Yunus, bize Yunus haber verdi. An İbn Şihab, o da İbn Şihab'tan. Kale dedi ki: Akhbarani Said İbn Musayyib, bana Said bin el-Müseyyeb haber verdi. Ve Ebu Seleme bin Abdirrahmani, ve Ebu Seleme bin Abdurrahman haber verdi. Kimden? Enne Abdallah ibn Amr ibn el-As. Abdullah bin Amr bin el-As demiş ki, kâle, uhbira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber vermişler. اَنَّهُ قَالَ yani نَفْسَهُ diyor. Benim şöyle dediğimi ona birileri diyor ispiyonlamış, götürmüş demişler. Ne demiş Abdullah bin Amr bin As? Şöyle demiş: لَاَقُومَنَّ الْلَيْلَ, kesinlikle vallahi geceleri hep kıyam ile geçireceğim. Veya hep gece kalkacağım. وَلَاَصُومَنَّ النَّهَارَ, gündüzleri artık ben oruç tutacağım. Gece kıyam, gündüz sıyam. مَا عِشْتُ, ne kadar yaşarsam. Maşallah. Ne kadar güzel. Yani babasıyla oğlu arasında bu açıdan hiçbir benzerlik yok. Amr bin As'ın oğlu. Evet. Abdullah bin Amr bin As. Hadisçi. Çok hadis rivayeti var. İlme çok düşkün. İbadet, ilmin yanı sıra ibadete çok düşkün. Yani, evet. Evet. Yani olağanüstü bir şahsiyet. Hatta bir defasında babası gelip şu Abdullah'a yarısına bir şey söyle, bunun durumu hiç iyi değil demiş. O da durumdan hiç memnun değil yani. Böyle demiş işte. Bu hadiste de babama, benim şey babama diyorum, Hazreti Peygamber'e böyle dediğimi söylemişler diyor. Kimin söylediğini söylemiyor ama ben yine kanaatim o ki bunu Abdullah şey babası gidip söylemiştir. La akumanna leyla ve la asumanna nahara ma aştu. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yanılmıyorsam bir rivayette
İbn-i İbban'da ben görmedim o rivayeti ama evliliğinde yani eşine soruyorlar durumu, valla diyor yani daha birbirimizi o manada hiç görmedik gibi bir şey var. Yani böyle bir zat Abdullah bin Amr bin Elaz. Ya bir kelime var, onu kullanmak istemiyorum bir sahabeyle ilgili ama hep o geliyor aklıma. Bağışlayın, coşmuş diyeceğim yani, böyle kaptırmış kendisini, cuşa gelmiş. Ancak bu Hazreti Peygamber'in sünnetine uygun değil. Yani ne kadar içtenlikle kaptırırsan kaptır, ne kadar cuşa gelirsen gel. Cenab-ı Hak bunu istemiyor, muradı değil. Yaparsanız iyi olur da demiyor. Ne diyor? Yuridullahu bikumul yusra. Allah sizin için kolay olanı istiyor. Özellikle. Ve devamında da diyor ki ve la yuridu. İstemiyor. Bikumul usra. Zor olanı size istemiyor. Dolayısıyla Allah'ın istemediği bir şey ile Allah'ı memnun etmek olmaz. Bu zorlama olur. Yani Allah için ama Allah'a rağmen. Böyle bir şey olur mu? Hazreti Peygamber bunu çağırtmış Abdullah bin Amr bin As'ı. Fekala Resulü. Bu Abdullah bin Amr bin As'ın bir özelliği var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu okuma yazması da olan birisi. Ve zaptı iyi sağlam. Buna özel izin vermiş yazması için. Hadislerden tabi. Yani Kur'an'la bu karıştıracak bir adam değil bunu. Böyle ilim sahibi birisi. Ve ben ne duysam yazardım diyor Hazreti Peygamber'den. Sonra millet bakmışlar bu yazıyor, demişler ki ya sen niye yazıyorsun Hazreti Peygamber'in her söylediğini. O demişler kızarsa konuşur, hoş olursa konuşur, memnun olursa. İnsan yani, senin bizim gibi. Yani bu sayazlıkların içinde doğrusu vardır, yanlışı vardır. Bunu böyle söylemişler. Bu söyleyenlerin fikri sahabenin Hazreti Peygamber'e bakış açısını gösteriyor. Yani vahiy ile Hazreti Peygamber'in sözünü ayırt ediyorlar. Peygamber kızdığı zaman da konuşuyor diyorlar. Çok memnun olduğu zaman da konuşur, keyifli olduğu zaman. Dolayısıyla kızdığında tepkise, çok memnun olduğunda da mütesahil olma durumu söz konusu olabilir. Buna yani çok güvenemeyiz gibi bir yaklaşım var. Abdullah da diyor ki ben de gidip Hazreti Peygamber'e söyledim. Dedim ki ya Resulallah böyle böyle. O da demiş ki yaz ağzını göstererekten. Buradan haktan başka bir şey çıkmaz demiş. Artık eğer böyle dediyse sallallahu aleyhi ve sellem aynı ayette geçtiği gibi وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى hevasından konuşmaz diyor Cenab-ı Hak. Peki فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin As'ı karşısına alıp demiş ki اَنْتَ الَّذ۪ي تَقُولُ ذَٰلِكَ Sen mi bu sözü söyledin? فَقُلْتُ لَهُ Ben de ona dedim ki قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Evet, böyle bir şeyi söylemiş bulundum ya Resulallah. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki فَاِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَٰلِكَ Sen buna güç yetiremezsin. صُمْ وَاَفْطِرْ Hem oruç tut, hem orucunu hem ye. Yani tuttuğun günler de olsun, iftar ettiğin günler de olsun. وَاَنَمْ وَقُمْ Hem uyu, hem ibadete kalk. Öyle silme, her gece ibadette kalmak. Uyuduğun gecelerde olsun, kalktığın gecelerde olsun. Yahut bir geceyi full kalkma, uyudukların olsun, kalktıkların olsun. وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ Sonra da öneride bulunuyor. Böyle deyip bıraksaydı, işte yani zaman zaman tutup zaman zaman bırakmak, zaman zaman kalkıp zaman zaman bunlar olabilirdi ama bir oran da veriyor, sayısal bir oran. Diyor ki mesela وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ Bir aydan üç gün tut mesela. فَاِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا Zaten diyor hasene, yani iyilik, sevaplar 10 katıyla Allah katında karşılık bulur. Sen 3 gün tutarsan bu zaten 30 olur. وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ Böyle yaparsan zaten bütün sene oruç tutmuş gibi olursun. Dedi diyor bana. قَالَ Diyor ki Amr, Abdullah bin Amr قُلْتُ Dedim ki اِنِّي اُطِيقُ اَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ Ben bundan daha fazlasına güç yetiririm. Ayda 3 gün oruç. Yani ne ki? Kesmez beni demiş. قَالَ Demiş ki صُمْ يَوْمَنْ وَاَفْطِرْ يَوْمَنْ Bari bir gün tut, iki gün tutma. قَالَ Dedim ki diyor قُلْتُ فَاِنِّي اُطِيقُ اَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ Ben bundan daha iyisini yapabilirim. قَالَ Demiş ki ondan sonra o zaman صُمْ يَوْمَنْ وَاَفْطِرْ يَوْمَنْ Bari bir gün tut,
Bir gün tutma. وَذَٰلِكَ صِيَامُ دَاوُودَ وَهُوَ اَعْدَلُ الصِّيَامِ Ki bu Davud'un siyamıdır, Davud'un orucudur. Bu da orucun en tam olanıdır. Yani en اَعْدَلُ demek اَوْفَ manasında. Yani bundan daha üstte bir oruç sistemi yok. Oruç budur yani. Ve ben hafızam beni yanıltmıyorsa başka bir rivayette Hazreti Peygamber ilişiğinde şunu da söylüyor. Davud'un orucunu tut dedikten sonra. Ya ben de çok isterdim Davud'un orucu kadar tutmak. Ben tutamıyorum demek istiyor Davud'unki gibi. Ama madem sen beni geçmek istiyorsun bari Davud'unki kadar tut diye de bir şey var, kızgınlığı var. Çünkü abi de söylüyor. O ben daha iyisini yaparım, ben daha iyisini yaparım diye. Kale diyor ki fekultu buna da dedim ki fe inni utiku afdala min zalika. Ben bundan daha iyisini yaparım demiş. Peki Hazreti Peygamber ne demiş olabilir sizce? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la afdala min zalika. Bundan daha iyisi yok. Bundan sonrası kötü demektir bu. İyi değil artık ondan sonrası. Kale Abdul. İşte insanların anlayamadıkları yani sünnetin, Hazreti Peygamber sünnetinin aşıldığında bu fazla ibadetle de aşılsa daha çok iyilik zannediyorlar ya, işte anlamadıkları nokta o. Artık ondan sonra iyilik değil o. O kötülük. Yani şeker bir noktadan sonra artık o zarar oluyor ya. Onun gibi bir şey bu. Allah o noktadan sonrasını istemiyor. La yurid. Zor olanı istemiyor. Hayatı aşan, hayatı sıkan, zorlayan bir şey Cenab-ı Hak. La yuridu bikumul usr. İstemiyor. Bunu Allah için yapmanın da bir manası yok. Artık zarar değil seni Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracak. Bu şey seni Cenab-ı Hak'tan gitgide uzaklaştırır. Hocam bu mu ömrüne yakın sözünde tezkiye ilgilenip devam edeceğiz. Evet. Kale Abdullah. Abdullah diyor ki وَلَا أَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْاَيَّامِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ أَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ اَهْلِي وَمَالِي Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o ilk teklif ettiğindeki o ilk üç günü o teklifini kabul etmiş olmayı çocuklarımdan ve malımdan daha sevimli sayardım diyor. Keşke de kabul etseydim de çocuklarım, mallarımı kaybetseydim ben. Yani. Onlardan daha sevimli gelirdi. Nasıl oldu da ben kabul etmedim diyor. Bu sanıyorum yıllar sonra artık yaşlandığında verdiği sözde duramadığını görünce böyle demiş Abdullah bin Amr bin As. Kale Ebu Hatim. Ebu Hatim diyor ki yani İbn-i İbban radıyallahu anh kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü la afdala min zalike bundan daha iyisi yok sözü. Şimdi İbn-i İbban bir yorum yapacak. Ben yoruma katılıp katılmadığınızı size soracağım. La afdala min zalike sözü bundan daha iyisi yok sözü yuridu bihi leke demek istiyor ki senin için. لِأَنَّهُ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem عَلِمَ ضَعْفَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ Abdullah bin Amr'ın zayıflığını bildi. عَمَّا وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ مِنَ الطَّاعَةِ Bu girişti, yapmaya kalkıştı. Bu ibadetlerden ötürü zayıflığa düşeceğini, yorulacağını bildi. O yüzden dedi ki senin için bundan daha iyisi yok. Bu mutlak değildir, ona özgüdür diyor İbn-i İbban. Ben bu yorum ile bir kapı aralanmaya çalışıldığını... Sanki yapılabilir gibi bir şey yapmış. Yani Abdullah bin Amr zayıftı ama yani ben öyle değilim deyip birisi yine aynı kulvara girebilir. Hiç gerek yok böyle bir yoruma. Hazreti Peygamber yani derdi la afdala min zalike leke derdi yani. Halbuki biz genelde mütesavi olduğumuz ibadetlerde Hazreti Peygamber de genelde kendisini bizimle kıyaslıyor. فَاِنِّي اَتْقَاكُمْ Ben sizin en takvalınızım. Bakın ben şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diye. Eğer böyle ayrım yapacak olursak, o, ben, şu, onlar diye, o zaman Hazreti Peygamber'in ibadetleri ayrı kategori, şunun ibadetleri ayrı kategori, bunun ibadetleri ayrı kategori olur ki, ölçü de ortadan kalkar. Ben İbn-i İbban'ın bu yorumunu açıkçası çok içime sindiremiyorum. Bu hadis, son okuduğumuz hadis nerede var? Buhari'de 1875 numara ile mevcut. Meşhur bir hadis zaten. Hemen bir de bir şey sormak istiyorum. O bir özellikle sahabe diyor ki teşkil ilk teklifini kabul etseydim. Orada bir sözleşme mi yapıyor ki?
Yok yani bir sözleşme işte yani. Bir şey yazmak. Farz mı oluyor kişiye yani? Bireysel ya söz veriyorsun ya ben böyle yapacağım. Tamam o huzurdan kalkıyorsun artık. Ama yani yiğidin sözü şey bir kere ağzından çıktı. Şey indiremez miydi yani zaten? Ya indirdiğin zaman işte indirmiş oluyorsun yani. Yani şey geri dönmüş oluyorsun biraz. Daha sonradan azaltmışsın. Kendini vacip mi yapmış? Öyle hissediyor yani. Kendisini. Ben böyle yapacağım dedim. Yani ben böyle yapacağım dedim yapamıyorum şimdi. Geri çekiliyorsun yani. Geri adım atıyorsun. Yani bunun onda tabii. Ya baştan diyor üçü kabul etseydin. Üçü kabul etseydin ölene kadar bunu yapabilecektin bak. Hiç geri dönme olmayacaktı falan. Ne hoş. Keşke de kabul etseydin diye bir ümidi var. Biz onlara ruhlarına emretmedik. Onlar kendi kendine tesettiler. Üstelik buna da uymadılar. Ancak uyanların da içini zayiatından görüyor Allah'ın ayeti. Uyanların da içini zayiatından o ayeti işledik öyle o kadar değildi. وَرُهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا اِبْتِغَاءَ اَرْضُوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا. Tamam. Onlardan çıkıyor şimdi. وَآتَيْنَا الَّذ۪ينَ رَعُوا deseydi riayet edenlerin ecirlerini verdik olur. Tam öyle demiyor. وَآتَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ İman edenlerin ecirlerini verdik diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla o manaya getirebilmek için delil lazım. Yani o وَرُهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا bir bid'at ihdas etmiş. Cenab-ı Hakk'ın istemediği مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ yazmadığı kitabın dışına çıkmış. Burada Allah'ın onlara dair bir onayı bence yok. Sadece Cenab-ı Hak فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا kendi kendilerine işte Abdullah bin Amr'ın durumuna düşmüşler. O ihdas ettikleri şeye de riayet edilmişler. Zaten edilemez de çünkü beşeriyetin dışına çıkılıyor. Cenab-ı Hak وَاَتَيْنَ الَّذ۪ينَ رَعُوا deseydi o zaman tamam riayet edenlere Allah ecirlerini verdi olurdu. Ama hayır öyle değil. Ara cümle bitiyor. Yukarıdaki ana bağlamla devam ediyor Cenab-ı Hak. وَاَتَيْنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ konu yine ehli kitap, iman edenlerin ecirlerini verdik. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Hocam bir de şurada siz Abdullah İbni Mesud'dan örnek verdiniz az önce. Sahabe burada en ufak bir sünnetten sapmaya hemen yolunu kesmiş. Yani çünkü insanın fıtrasında şu var. İnsan ufacık bir şeyi hemen büyütebiliyor yani ileriki nesilleri, ileriki nesilleri. Kuşaktan kuşağa kar topu gibi büyüyor. İleride daha büyük sapıklığa yol açmasın. Sonradan birileri yine ihdas evet. etmişler. Özellikle Hint alt kıtasındaki oradaki mitolojik iletişimler dolayısıyla. Takım şeyler öğrenmişler insanlar. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Şunu şu kadar tekrar edelim, bunu bu kadar tekrar edelim. Şu kapalı alanda şu kadar bekleyelim, şu kadar mekanda gün ışığına çıkmayalım falan. Bu Hint inancında olan şeyler. Böyle arınma yani böyle nirvana'ya erişecekler. Bu ne yazık ki İslam'a da tesir etmiş. Bu yollar ile Cenab-ı Hakk'a yakınlık peyda edeceklerini, riyazetler, şunlar bunlar. Ve iş yine Hazreti Peygamber'in hiç örneklemediği, örneğini vermediği, ümmetine sallık vermediği, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da teşri etmediği bir yöne kaymış. ذِكْرُ الْعِلَّةِ اللَّتِي مِنْ اَجْلِهَا اُمِرَ بِهَذَا الْاَمْرِ Biz bunları söyleyince ne oluyor? Ya efendim o ilim öyle diyebilir ama işte bizimki hal başka bir şey diyorlar. Yani eğer ölçünün dışında olduklarını kabul ediyorlarsa zaten sorun yok. Ama ölçü bizi bağlamıyor diyorlarsa bundan Allah'a sığınırım. ذِكْرُ الْعِلَّةِ اللَّتِي مِنْ اَجْلِهَا اُمِرَ بِهَذَا الْاَمْرِ Bu emrin verilmesinin gerekçesi neden böyle bir emir verildi? Bunu gösteren hadis. Emir kimeydi yukarıda? Abdullah bin Amr'a muhtemelen konu yine aynı onunla ilgili. 1655 اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنُ مُحَمَّدِ اِبْنِ سَلْمٍ Bize Abdullah bin Muhammed bin Selm haber verdi. قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ اِبْنُ اِبْرَاهِيمَ Bize Abdurrahman bin İbrahim anlattı. Kale dedi ki haddetena el-Velid bize el-Velid anlattı. Kale dedi ki haddetena el-Evza'i bize el-Evza'i anlattı. Haddeteni Yahya bana Yahya anlattı. Kale dedi ki haddeteni Ebu Seleme bana Ebu Seleme anlattı. Kale dedi ki haddeteni Aişetu haddetetni Aişetu bana Aişe anlattı. Kalet dedi ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ
Yapabildiğiniz kadar amel yapın. فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ. Allah siz bıkıp usanmadıkça bıkıp usanmaz. İşi bıkıp usanacağınız, zorlanacağınız bir noktaya getirdiğiniz anda siz ne zaman usanç duyarsanız Allah da sizden usanç duymuş demektir. Sizin bıktığınız anda Allah da sizi huzurunda görmek istemiyor ve bıkmış demektir. Çok büyük bir tehdit var limitin ucunda. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıkça bize söyledi ki amellerin en güzeli, en hoşu azı ama sürekli olanıdır. Yani sürekli yapabileceğin bir az bir şey koy kendine ama onu sürekli yapabil. Evvela yeni ilave bir şey koymadan nafileler bağlamında söylüyorum. Kendine bir bak, bir defa farzları istenilen biçimde yapıyor musun? Yani Allah'ın illa yapılmasını emrettikleri. Daha adam farzları istenilen biçimde yapmıyor. Yani namazları yok daha mesela. Kalkıp nafile ibadetlere, zikre, fikre, dergaha, şuna buna girişmeye kalkıyor. Ya namaz kılmıyorsun doğru düzgün sen. Allah'ın beklediği, yani emrettiği, zorunlu olduğunu söylediği. Hadi kılıyorsa vaktinde kılmıyor. Namazı vaktinde kılmıyor. Yani namaz kılan bir insan namazı vaktinde kılmaya ve cemaate gitmeye dururken, bunu yapmak dururken nafileye geçiyorsa çok saçma bir şey yapıyor demektir. Çünkü daha namazı doğru düzgün kılmıyor demek. Ha, önce bir mevcut zorunlu olanları hakkıyla yapmayı, yapabilmeyi kendinde gör. Ondan sonra yavaş yavaş bu neye benzer? Sabah namazına hiç kalkabildiği yok. Gece kalkmaya deniyor. Ya sen sabaha kalkmıyorsun ki. Gece kalkmayın neyin deniyorsun? Ya efendim bizim efendi söyledi. Ya Allah söylüyor. Allah'ın söylemesi daha önemli. Fecr namazı daha yararlı. Geceye kalkabilirsen, hiçbir fecri aksatmıyorsan güzel güzel geceye de kalkarsan ne güzel olur. Abdullah bin Ömer, sahabenin en büyüklerinden. Gece namazlarına kalkmıyormuş. Gece kalktı falan yokmuş. Hazreti Peygamber ne diyor? İnne abdallahi la raculun salihun. Abdullah salih bir adamdır. Bir de geceleri kalkabilse. Yani Abdullah bin Ömer, koca büyük sahabi. Hazreti Peygamber ondan bekliyor zaman zaman geceleri kalkmasını. Ama bizimki sabah namazına kalktı yok. Namaza gittiği hiç yok. Ama geceleri hep bir tarafta virdiyle, şuyla, buyla ibadet eder. Sabah namazları da kaçınca kendisini mazur görüyor. Zaten Rabbimle geçirdim geceyi diyor. Böyle bir anlayış kişi Hazreti Peygamber'in sünnetinden uzaklaştırır. Ve bu uzaklaşma kişiyi Cenab-ı Hakk'a kesinlikle yaklaştırmaz. Çünkü Allah'a yaklaşmanın, Allah'ın bizi sevmesinin bir tek yolu vardır. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ. Bana ittiba edin ki Allah sizi sevsin diyor. Yani Allah'ın sevgisini elde edebilmenin yolu Hazreti Peygamber'i izlemek, ona tabi olmaktan geçiyor. Bu okuduğumuz Kur'an ayetidir. Yeni bir şeyler ihdas etmekten geçmiyor. Örneklik vasfı kalmıyor. Hazreti Peygamber'in bir manası da kalmıyor orada zaten. En güzel örnekler vardır. 1655 Akbarana Abdullah İbni. Yani yeni bir ritüel vaz etme, ortaya koyma hakkını birileri kendisinde gördüğünde artık şunu söylemiş oluyor. Yani bu ben de ibadet biçimi ortaya koyabilirim. O zaman da bazı yeni yetmeler çıkıp diyorlar ki efendim salat, kıyam, rükû, sucudla da olur. Şöyle oturaraktan yoga vaziyetinde de Cenab-ı Hakk'ı anarsan o da salattır deyip hemen yani dediğimiz gibi artık yeni bir şey konulabiliyorsa eskisi de tebdil edilebilir, değiştirilebilir demektir. Bu neye götürür bizi? Hazreti Peygamber'in örnekliğinin hiçbir anlamı kalmıyor ortada. Ölçü ortadan kalkıyor. قَالَ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ. قَالَتْ Hazreti Ayşe diyor ki وَكَانَ أَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا دَامَ عَلَيْهِ. Hazreti Peygamber'in en sevdiği ibadet biçimi kendisi açısından bu devam edebildiği ibadetti. Bir şey devam edebiliyorsa, sürekli yapabiliyorsa onu severdi. وَاِنْ قَلَّ az da olsa fark etmez. Az ama sürekli yapabiliyor. وَكَانَ اِذَا صَلَّى صَلَاتًا دَامَ عَلَيْهَا. Bir namaz kılacak olsa onu artık sürdürürdü. Ya kılmazdı ya da kılacak olursa namazı sürdürürdü diyor sallallahu aleyhi ve sellem. قَالَ يَقُولُ أَبُوْ سَلَمَةَ. Ebu Seleme diyor ki قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ. Allah azze ve celle buyurdu ki وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. Onlar ki namazlarına devam ederler. Yani onların namazları süreklidir. Bunu Ebu Seleme bu ayeti okumuş hadisten sonra.
Kale Ebu Hatim radıyallahu anh. Ebu Hatim, yani bu ayeti nafile namazlar kapsamında da değerlendirmek istemiş. Kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i İbban diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "İnna Allaha la yemellu hatta temellu" ifadesi, Allah siz bıkıp usanmadıkça Allah bıkıp usanmaz ifadesi, "min elfâdit ta'arufil leti la yetehayye'u lil muhatabi an ya'rifa sihhata ma khutiba bihi fil qasdi alal hakikati illa bihadihi elfâdi." Bunlar diyor taarruf lafızlarındandır. Yani biz bu duyguyu böyle tarif ediyoruz. Bıkma duygusunu. Hazreti Peygamber bunu böyle kullandı ki bize bir şey anlatmak istedi. Bizim bildiğimiz bir duygu üzerinden anlattı bunu. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın bıkması, usanması diye bir şey söz konusu değil. Oraya getiriyor işi. Ama niye böyle dedim? Çünkü biz ancak o olayı öyle biliyoruz. Yani öyle tanıyoruz. Bunu ben şöyle örnekliyorum İbn-i İbban'ın bu yaklaşımlarını. Diyorlar ki adamın biri körmüş. Ve tıpçılar buna, bu bir böyle olmuş bir şey değil. Yani bir hikaye yahut kıssa neyse. Sadece bir örnek olsun diye söylüyorum. Bu adama bir anlık bir görüntü sağlayacaklar. Bir an için görebilecek. Demişler ki bunu da bari güzel bir yerde olsun. Şöyle karanın, denizin, havanın iç içe olduğu. Bu da nerede olur? Bir kıyı şeridinde olur, sahilde olur. Götürmüşler sahile. Bir an böyle işte görüntü görebilmesine işte gerekli müdahaleleri yapınca adam gördüğünde o esnada adamın gözünü bir şey dikkati çekmiş. Denizde gelen bir geminin ucu, burnu. Öyle onu görebilmiş sadece ve hafızasında sadece o kalmış, geminin burnu. Hayatının ondan sonraki kalan kısmında herhangi bir şey deseniz hemen diyormuş ki bu geminin burnuyla o nasıl? Yani diyelim ki bir şey dediniz, dağ dediniz. Peki geminin burnuna göre tarif et bana bunu işte. Ya işte 100 tane geni burnu düşün, üst üste konmuş düşün bunları. İşte bu bir dağdır diye. Yani adamın referansı o, bildiği o. Biz de hep bildiklerimiz üzerinden tanı koyabiliyoruz. Yani hep tanım, bugüne kadar referanslarımız üzerinden yeni şeyler öğreniyoruz. İlgimiz böyle. Yeni yeni öğreniyoruz ve öğrendiklerimiz eskilerine binaen öğreniliyor. Çünkü biz öğrenen kimseleriz, kuluz. Haşa Cenab-ı Allah değiliz ki temelden silme bilelim. Küçük çocukların bir şey anlatıyoruz, hani bildiği şeyleri kullanarak anlatıyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak işin içinde ya, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu anlatacak kullara. Yani siz bıkıp usandığınızda, ya bıktım bu namazdan diye böyle bir his geldiğinizde, Cenab-ı Hak da sizden bıkar diye onlara bunu anlatmak istiyor. Bunu İbn-i İbban diyor ki Allah bıktığından değil, kula bu mesajı vermek istediği için bu ifadeyi kullanıyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i İbban'a göre bu hadislerin hepsi böyledir. Yani içinde Cenab-ı Hakk'a yönelik teşbih bulunan hadislerin hepsi böyledir. Mesela işte Allah'ın sevinç duyması, işte içinizden uzaktan gelen bir sevgilisi bir hadiste geçiyor ya, çok haber alamadığı bir sevdiği bir insan birden çıka gelse nasıl sevinir? Beş beş olursa tebeş beşe. Hadiste Allah da böyle tebeş beşe, beş beş olur falan gibi. Bunların her geçtiği hadiste İbn-i İbban hemen altta bu kaydı düşer. Çünkü İbn-i İbban bu tür beşere özgü ya beşere ait olduğu anlaşılan duygu ve eylemlerin Allah için kullanımını böyle bir zorluktan ötürü öngörüyor. Hazreti Peygamber bu yüzden böyle söylemiştir diyor. Çünkü bizim anlayışımız burayla sınırlı. 1220 şey hadis nerede vardı? 2. Bu da Buhari'de 1869. Ve böylece İbn-i İbban'ın Evamir kısmının 95. çeşidini tamamlamış olduk. Geldik 96. çeşide. Bu 95. çeşit bayağı uzun sürdü. Bayağı çok hadis vardı. Hocam affedersiniz ama bir önceki hadis var mıydı? Şey de söylediniz mi? Evet, Buhari'de vardı. Geldik 96. çeşide. Evamir 110 çeşit. 110 çeşit bitince emirler bitecek. 96. çeşitteyiz. Lafzatu emrin. Bir lafız, bir emir lafzı. Demek ki bu nevi altında çok emir lafzı olmayacak. Bir tane var demek ki. Çünkü eğer çok varsa aynı türden elfadu emrin diyor.
veya alfadul evamir diyor. Lafzatu emrin, bir lafız emri, bir fiilin, bir fiili emreden bir emir kipi. Ma istiyamalihi, bunu yap, kullanımını emrediyor. Ma istiyamalihi zalikel emral me'mura bihi, o emredilen şeyin yerine getirilmesini emreden bir lafız. Sümme daha sonra nesahahuma, bu ikisini neshetti. Pardon. Lafzatu emrin bi fi'lin ma istimalihi zalikal emra ma'mura bihi. Hazreti Peygamber hem bir şeyin yapılmasını emrediyor. Buna da aynı işi kendisi de yapıyor. Yani kendisinin de yaptığı bir şeyi emretmiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla biz hem onun bu eylemi veya bu ibadeti her neyse yaptığını görerek örnek alıyoruz. Bir de ilaveten bunu yapın diye emri varmış. Sümme daha sonra nesahahuma, bunu neshetmiş, hem yaptığını hem de emredişini. Fi'alun thanin, Hazreti Peygamber'in başka bir eylemi, başka bir fiili. Ve emrun ahar, ve başka bir emri. Yani zaman geçmiş, Hazreti Peygamber o eskiden yaptığının dışında bir şey yapmış ve eskiden yaptığının dışında bir emir vermiş. Böylece de o eski emir artık nesholmuş. 1656. Akhbarana Abdullah ibn Muhammed ibn Selm. Bize Abdullah bin Muhammed bin Selm haber verdi. Kale dedi ki, haddetena Abdurrahman ibn İbrahim. Bize Abdurrahman bin İbrahim anlattı. Kale dedi ki, haddetena el-Velid. Bize el-Velid anlattı. Kale dedi ki, haddetena el-Evza'i. Bize el-Evza'i anlattı. Kale dedi ki, haddetena Yahya ibn Ebi Kesir. Bana Yahya bin Ebi Kesir anlattı. Kale dedi ki, haddeteni Ubeydullah ibn Miqsem'in, bana Ubeydullah bin Miqsem anlattı. Kale dedi ki, haddeteni Cabir ibn Abdullah, bana Cabir bin Abdullah anlattı. Kale dedi ki, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Kim diyor bunu? Cabir bin Abdullah diyor. İz marrat bina cinazetun, bir cenaze geçti yanımızdan. فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem cenaze için ayağa kalktı. فَلَمَّ ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ, biz de hemen koştuk taşıyalım diye cenazeyi. اِذَا هِيَ جِنَازَةُ يَهُودِيِّنْ, bir de ne görelim, bir Yahudinin cenazesiymiş. قُلْنَا, eminim nasıl dönmüşlerdir böyle geri dönerlerken. Kulna, dedik ki ya Resulallah, hele birkaç adım da taşıyan olduysa şimdi. Ya kim demişler ya, Agop falan deyince. Kulna, dedik ki ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi. İnneha cenazetu Yahudiyin, bu cenaze Yahudi cenazesiymiş. Yalnız şu da anlaşılıyor ki, demek ki şekil olarak farklı bir şey yok. Yani bugün olsa onların modeli bile farklı, tabutları bilmem neler. Cenaze mi taşıyorlar yoksa 2 kilo altın mı götürüyorlar belli değil. Farklı. O gün demek ki onlar da gayet insani. Ve demek ki kıyafetleri de şekil olarak da müminlerden böyle ayırt edilmiyorlardı demek ki, yani Yahudiler. Böyle görünce yani, aa Yahudiler bunlar dememişler. Kendilerinden sanıp koşup gitmişler. Belki kabristanları da aynı oluyor. Bilmiyorum o kadarını. Sadece bile buradan çıkarıyorum. Ha, aynı yöne gidiyorlardı diyorsun. Yani. İyi olabilir. Kabristana doğru gidiyorlar. Zaten her cenaze kabristana gider de. Ha, aynı yönde, aynı yerde. Peki. Diyor ki, döndük Hazreti Peygamber. Kulna, dedik ki ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi. İnneha cenazetu Yahudiyin. Yahudi cenazesiymiş ya Resulallah, dedik diyor. Kale dedi ki, اِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا, ölümün bir fezağı vardır. Yani ölümün kendine ait bir duygusu var, bir korkusu, bir ürpertisi var. Hem yaşayan açısından, hem onun her geçtiği yerde bir ürpertisi var. Yani ölüm kime ait olursa olsun, böyle lakayt olamayız ölüme karşı. Bu gerçekten böyledir. Yani arabanızı hızlı bir şekilde sürüyorsunuz, keyfiniz yerinde, böyle yolun kenarında bir tane kedi dikmiş böyle nalınları. Onu bile görmek insanda o anda ürperti hissediyorsun. Yani eğer böyle bir tarafın şey oluyor, yani rahatsız oluyorsun. Ona kayıtsız kalamıyorsun.
Ölümün bir fezağı var. اِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا فَاِذَا رَأَيْتُمْ جِنَازَةً. Bu yüzden bir cenaze gördüğünüzde فَقُومُوا kalkın. Çünkü ölüm hali hazırda. Bu hadis nerede var? Bu hadis Müslim'de var. Numarası 960 imiş. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِرْنَا اِنْ نَسِيْنَا وَاَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ.